Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tığ işi örgü çanta yapımını tarif edeceğiz. Çantamız için 2 adet spagetti yarnın makrome ipini kullanacağız. Kullanacağımız tığ numaramız 4 milim olacak. Zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit olarak hazırlıyoruz. Kilit yaptıktan sonra toplamda şimdi 40 artı 2 şeklinde zincirimizi örüp hazırlayacağız. Modelimiz 4'ün katlarından oluşuyor. Sizler bu çantayı daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz eğer 4'ün katları şeklinde örgünüzü, şimdi öreceğimiz trabzanlarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi bizler burada 40 zincir çekeceğiz. Sonrasında artı 2 yapıp modelimizi örmeye başlayacağız. Burada toplam 40 tane zincirimizi çektikten sonra yukarı çıkmak için artı 2 zincir daha çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var, doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak sıradaki gelen zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde her bir zincirin içerisine bir kez batarak ikili trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz ta ki son zincire kadar. Son zincirimizin olduğu noktaya geldik. Son zincirin içerisine toplamda 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Buradaki son zincire dönüş için toplamda 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzanımızı aynı zincirimize ördük. Şimdi burada karşı tarafa geçmiş oluyoruz. Tığımızın başına dolayarak sıradaki gelen trabzanı, bakın 6 tane trabzanı ördükten sonra sıradaki gelen trabzanın batmış olduğumuz zincirin içerisine, bakın bu şekilde batıyoruz. Kısa ipi de tığ üzerinde tutarak bu noktada gizleyerek örüyoruz. Ve ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Şimdi trabzanların olduğu zincirlerin içerisine batıp karşılıklı trabzanlarımızı örerek, şimdi her bir zincirin içerisine bir kez batarak ikili trabzanlarımızı karşı tarafta da örmeye devam ediyoruz. Ta ki buradaki son batacağımız noktaya kadar. Buradaki son noktamıza geldik. Son trabzanın olduğu noktaya batacağız. Ve trabzandan önce de burada bırakmış olduğumuz 3 zincirlik noktamız var. Şimdi bu noktaya, bu trabzanın olduğu noktaya toplamda 6 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu son noktaya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Bu trabzanın, bakın buradaki zincirde yine bir trabzan kabul edeceğiz. Bu trabzanın karşısında kalan, bakın 6 tane trabzanımızın ilk trabzanı karşılıklı olan trabzan, 5 tane trabzanımız burada. Bunu ayırıyoruz ve buradaki 3 zincirle beraber toplamda 6 trabzan noktasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada 3 zinciri bırakıyoruz. İlk ördüğümüz trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp ilk ördüğümüz, yani kaydırma yaptığımız trabzanın tepesine tekrar batıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu noktada tek gördüğümüz trabzanların her birinin tepesine bir kez batarak ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Ta ki bu köşe 6 tane olan trabzanlı noktaya kadar tek örerek devam ediyoruz. Burada 6 tane olan trabzanımızın ilk noktasına geldik. 6 adet trabzanımız var. İlkinin hemen tepesine batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 ve 2. Bir sonraki trabzana tekrar 2 tane ikili trabzan örerek çift batıyoruz. Bir sonraki trabzana tekrar 2 tane ikili trabzan. Toplamda 6 tane trabzanımızın her birine 2 tane ikili trabzan örerek artırmalarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Son 6. trabzana kadar bu işleme devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve şimdi son çiftimizin olduğu noktaya batıyoruz. Şöyle gösterelim. Her birine 2 tane batarak buradaki artırmamızı yaptık. Şimdi 6 tane çift battığımız noktadan sonra diğer kalan trabzanlara tek batarak, yani 1 tane ikili trabzan örerek İlerliyoruz bu noktada ta ki buradaki altılı trabzanın oldu, yani artırma noktasına kadar ilerliyoruz.
Burada artırma köşemize geldik. Şimdi burada 6 tane trabzan örmüştük. 6 tane trabzanın ilk trabzanı karşılıklı olan trabzan olduğu için ilkine 1 tane ikili trabzan örüyoruz. İkincisine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 aynı boşluğa tekrar ikinci ikili trabzanımız. Bu sırada da şimdi 6 tane çiftimizi örerek karşı tarafta yaptığımız işlemi aynen tekrar ediyoruz. Burada sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Son batacağımız noktada bu kaydırma noktası, zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için buradaki kaydırma noktasına batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve toplamda 6 tane çift battığımız nokta oluşmuş oluyor. Şimdi burada yine 3 zincire hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak yine ilk başladığımız trabzanın tepesine batarak 1 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi yine her birine 1 tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Ta ki buradaki çift olan trabzan noktasına kadar. Burada çift trabzanımızın olduğu noktaya geldik. İkili ördüğümüz trabzanın ilkine 1 tane ikili trabzan örüyoruz. İkinci trabzana 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 tekrar aynı boşluğa batarak 1 ikili trabzan daha. Bakın tekrar çift noktası geliyor. İlkine 1 tane ikili trabzan, ikincisine 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. İlkine 1 tane ikili trabzan, ikincisine 2 tane ikili trabzan örerek artırmamızı 3. sırada bu şekilde yapmış oluyoruz. Çift noktalara çift batarak, tek noktalara tek batarak bu şekilde yine 6 adet çift noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Hemen hızlı bir şekilde bu noktayı tamamlayalım. Ve son çiftimizin olduğu nokta. Bundan sonra hepsi tek geliyor ve her bir trabzanın tepesine bir kez batarak ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Ve bu sırada çift noktaya kadar tek örerek devam ediyoruz. Bakın çiftin olduğu noktalar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet olmuş oldu 3. sırada. Şimdi burada yine teklerimizi örerek artırma noktasına yani çifti görene kadar ilerleyeceğiz. Çifti gördüğümüz zaman buradaki yaptığımız işlemi birebir tekrar ederek sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz ve artık modelimizi kurmaya geçeceğiz. Tabanımızı tamamladık. Sıramızı birleştirmeden önce ölçülerimizi sizinle paylaşalım. Tabanımızın eni 9 cm. Boyu da 33 cm oldu. Şimdi burada son trabzanımızı ördük. Son battığımız nokta çift ile bitti. Bir tek bir çift örüyorduk artırma noktasında. Yine bu noktada da 6 tane çift battığımız noktamız oluştu. Şimdi bu kısımda 3 zincire hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada 2 zincir çekip tığımızın başına dolayarak buradaki bakın 3 zincirden sonra gelen trabzanın tığımızın başına dolayarak sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkararak önden batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var, doladık. İlkini tek, tekrar doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek üçlü trabzan örmüş olduk. Tığımızın başına dolayarak bir sonraki trabzanın tepesine batarak ilmek çıkardık. Yine 3 ilmeğimiz var, doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan ördük. Bir zincir çekip tığımızın başına dolayarak yine aynı trabzanın olduğu boşluğa batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına dolayarak bir sonraki trabzanın olduğu noktaya sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkartarak ilmek alıyoruz. 3 ilmeğimiz var, doladık. İlkini tek, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örmüş olduk. Üçlü trabzanlarımız önden battığımız trabzanlar. Tığımızın başına dolayarak bir trabzan noktasını atlıyoruz. Bir sonraki trabzanın
sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkartarak tığımızı buradan ilmek alıyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Bir sonraki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa tekrar bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Doladık. Bir sonraki trabzanımızı önden batarak bu şekilde üçlü trabzan örüyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bir sonraki modele geçerken bir trabzan atlayarak bir sonraki trabzanı önden batıp üçlü trabzan örüyoruz. Üçlü trabzandan sonra sıradaki trabzanı ikili trabzan, bir zincir aynı boşluğa tekrar ikili trabzanla bir üçgen oluşturup doluyoruz. Bir sonraki trabzana önden batarak üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi bu şekilde modelimizi örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burada modelimizi örerek devam ediyoruz. Oval kısma kadar geldik. Burada bir eksiltme yapacağız modelimizin tam oturabilmesi için. Modelimiz dördün katlarından oluşuyor. Sizler bu sayılarla çantanızı ister küçük ister büyük de çalışabilirsiniz. Şimdi burada önden battık trabzanımıza ve burada bir trabzan atlayıp bir sonrakine batıyorduk. Fakat burada tam oval noktada bir iki trabzan atlayarak üçüncü trabzana önden batarak yeni modelimizi kurmaya başlıyoruz. Trabzanın tepesine batıp İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan örüyoruz ve bir sonraki trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Burada tam oval kısımda bir değil iki tane trabzan atlamış olduk. Şimdi aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Bu oval kısmın tam ortasında burada yaptığımız işlemi birebir aynen tekrar ederek sıra sonuna kadar ilerleyip yeni sıraya başlangıcımızı yapacağız. Burada sıramızı tamamladık. Burada da bir tane eksiltme yaparak sıramız tam oturmuş oldu modelimiz. Burada toplamda şu üçgenleri saydığımız zaman toplamda 28 tane modelimizi tabanımıza kurmuş olduk. Şimdi burada son bakın bir önceki trabzana önden batarak üçlü trabzan ördük. Son arada bir tane trabzan kalıyor. İlk başlarken de önden batarak başlamıştık. Bu arada yine bir tane trabzan noktası bırakmış oluyoruz. Şimdi önden batarak ördüğümüz ilk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. İki zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına dolayarak önden battığımız trabzanı bırakıyoruz. Bakın içeride olan ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan noktası var. İkili trabzana bu kez önden batarak, üçlü trabzanlara artık hiç dokunmuyoruz. İçerideki ikili trabzana önden batarak bu şekilde üçlü trabzan örüyoruz ilmek çıkarıp. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Doluyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelerek bir tane ikili trabzan, bir zincir, doladık. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Bakın burada kalan ikili trabzana, ikinci ikili trabzana önden batarak üçlü trabzan örüyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Model içinden modelimizi bu şekilde çıkartmış oluyoruz. Direkt tığımızın başına dolayarak iki tane önden örülmüş üçlü trabzan noktalarına hiç dokunmadan bakın üçgen şeklinde duran ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan noktası var. Hemen ikili trabzanın gövdesini önden batarak bir tane üçlü trabzan, bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Buradaki ikinci ikili trabzana tekrar önden batarak üçlü trabzan örüyoruz. Doladık. İki tane üçlü trabzan önden batılmış üçlü trabzan atlayarak sıradaki üçgene batarak önden üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincirlik boşluğa da ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan örüyoruz. Diğer trabzana tekrar önden batarak modelimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir kez daha üst sıraya nasıl geçiyoruz bunu sizlerle paylaşalım. Burada ikinci sıramızı tamamladık. Sıra sonundayız. Son trabzanımızı da önden batarak üçlü trabzan şeklinde ördük. Şimdi bu aradaki iki zincire hiç dokunmadan önden batarak ördüğümüz üçlü trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada iki zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak bakın iki zincirden sonra buradaki üçgenin içerisine batıyoruz. Buradaki ikili trabzanın gövdesini önden batarak buradaki trabzana dokunmadan ikili trabzanın gövdesini önden batarak üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan örüyoruz. İkinci trabzana da, ikinci ikili trabzana da gövdesini önden batarak üçlü trabzan örüyoruz.
Buradaki önden battığımız üçlü trabzanları atlıyoruz. Buradaki iki trabzan atlayıp üçgenin içerisine çalışıyoruz. Bakın ikili trabzan bir zincir, ikili trabzan olan noktaya çalışıyoruz. Gövdesine batıp üçlü trabzan bir zincirlik boşluğa, ikili trabzan bir zincir aynı boşluğa tekrar ikili trabzan, ikinci trabzana da tekrar gövdesini önden batarak üçlü trabzanda, bakın modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bitiş ve başlangıçlarımızı da bu şekilde yaparak şimdi çantamızın duvarını yeteri kadar yükselteceğiz. Bu aşamada artık çantamız çukurlaşmaya başladı, bakın bu şekilde. Şimdi duvarını yeteri kadar yükselttikten sonra bir sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz. Modelimizi 18 sıra örerek çantamızın duvarını yeteri kadar uzattık. Buradaki son trabzanımızı da önden batarak üçlü trabzan şeklinde ördükten sonra buradaki ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. İlmeğimizden bu şekilde çıkarıp önden başladığımız trabzanın tepe boşluğuna batıp bu ilmeği arka tarafa geçiriyoruz. Sonra son ördüğümüz trabzanın arka çizgisi ve arka tek kanalına batıp bu ilmeği tekrar arka tarafa alarak şimdi bu ipi burada gizleyeceğiz. Bir zincire sıkılama yaptıktan sonra bu ipi uygun boşluklardan geçirerek gizleme yapıyoruz. Şimdi bu noktada çantamızın duvarını yeteri kadar örerek uzattık. Şimdi burada modellerimizi ayırarak kulp kısmını örmeye geçiyoruz. Toplamda burada 28 adet modelimiz vardı. Şimdi bu 28 adet modelimizi karşılıklı bakacak şekilde getireceğiz ve tam orta kısmını bularak çengelli iğneyle başlama ve bitiş noktamızı belirleyerek ikiye ayırarak kulplarımızı örmeye geçeceğiz. Burada şimdi bakın çantamızı tabandan itibaren düzüyoruz. Sonra bu kenarda kalan modelle bakın üçgenler karşılıklı bakacak şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada 7. model karşılıklı bakıyor. Şimdi burada çengelli iğne takmam gerekiyor. Bu tam başlangıç kısmı. Bakın bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 model karşılıklı geliyor. Karşı tarafta da bakın diğer kısımda burası. Tam orta kısım. İki modelin kesiştiği noktaya çengelli iğnelerimizi taktık. Bunlar bizim başlama ve bitiş noktalarımız olacak. Burada şimdi tekrar ipimizi alıyoruz. İpimizi alıyoruz ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. İlmeğimizi oluşturduktan sonra tığımızın başına doluyoruz. Burada bakın iki çengelli iğne arasındaki şu parçayı öreceğiz. Sonra diğer parçayı öreceğiz. Önce şu kısmı örmeye başlayacağız. İlk başladığımız nokta tersten örerek başlayacağımız nokta. Bakın ters kısma çeviriyoruz. Burada çengelli iğnemizin olduğu tığımızın başına doladık. Çengelli iğnemizin olduğu boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Bakın çengelli iğnemizin olduğu noktaya bir tane ikili trabzan ördük. Tığımızın başına dolayarak sıradaki gelen modelin bakın üçgenli olan trabzan bir zincir trabzan boşluğuna yani bir zincirlik boşluğa batarak buraya bir tane trabzan bir zincir doluyoruz ve tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi bir sonraki modelimize bakıyoruz. Bakın burada bizler üçgenin içerisine çalışıyorduk. Şimdi normalde önden batmamız gerekiyor. Fakat ters örgü yani ters tarafından çalıştığımız için burada ikili trabzanın olduğu noktaya bakın tersten batarak yani dışarıdan batarak sağ geniş boşluğuna batıyoruz. Tığımızı sol geniş boşluğundan çıkartıyoruz. Tersten batarak ilmek çıkarıp ilkini tek ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyoruz. Yani bakın modeli dışarıda hiç bozmuyoruz. Tığımızın başına dolayarak bir zincirlik boşluğa gelerek bir trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Yine aynı modeli tekrar ediyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak bir sonraki ikili trabzanın sağ geniş boşluğundan tersten batarak, bakın arka taraftan batarak buradan ilmek çıkarıyoruz. İlkini tek ikisini birlikte örerek üçlü trabzanımızı örüyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak bakın sıradaki model
İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan noktası var. Biz bu üçgenin içerisinde çalışıyorduk. Hemen arkadan batarak sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkartarak ilmek alıyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte örerek üçlü trabzanımızı oluşturduk. Bir zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzan örüyoruz. Doladık, bir sonraki trabzanı tekrar arkadan batarak bu şekilde ilmek çıkarıp yine aynı üçlü trabzan noktamızı oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde tersten örerek şimdi çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar ilerleyeceğim. Şu son modeli nasıl örüyorum bunu hemen sizlerle paylaşacağız. Burada çengelli iğnemizin olduğu noktaya geldik. Burada hatırlayalım, toplamda 14 tane üçgenimiz vardı, yani modelimiz vardı. Bunlar karşılıklı bakıyordu. 7 tanesi bu tarafta, 7 tanesi diğer tarafta kalmıştı. Şimdi burada bakın eksiltmeler yapıyoruz başta ve sonda. Şimdi buradaki şu ilk baştaki noktayı hatırlayalım. Üçgenle başlangıç yapmıştık. Bir de trabzan noktamız vardı. Şimdi son modeli dokunmuyoruz bu yüzden. Bakın buradaki son modelimiz duruyor. Şimdi burada son modelin içerisine bir zincirlik boşluğa buradaki son üçlü trabzanımızı ördükten sonra bir tane trabzan, bir zincir, aynı boşluğa tekrar bir tane trabzan örüyoruz. Şimdi çengelli iğnemizin olduğu noktaya gelerek bakın başlangıçta yaptığım işlemi birebir burada da tekrar ediyorum. Şimdi çengelli iğnenin olduğu bakın iki model arasındaki şu ara boşluk burası. Yani model değil, şu ara kesişen nokta, iki üçlü trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyoruz ve bir tane ikili trabzan örerek bu noktayı tamamlıyoruz. Sonrasında 3 zincir çekerek örgümüzü şimdi düz kısma çeviriyoruz. Çevirdikten sonra tığımızın başına dolayarak bakın ilk üçgen bizi karşılıyor. Bu üçgenin içerisine bir zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte. Sonrasında modelimiz geliyor. Burada artık modeli aynen örmeye devam ediyoruz. Yine ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, trabzanın olduğu noktaya önden batarak üçlü trabzan, bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzan örerek modeli kuruyoruz ve son trabzana da buradaki ikili trabzana da bir tane üçlü trabzan örüyoruz. Bakın eksiltmeyi bu şekilde yaptık. Bir üst sıradı yine sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonunda ne yapıyorum? Hemen sizlerle bunu paylaşacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bakın bir dişte üçgen ve bir trabzan noktamız var. Üçgenin olduğu bir zincirlik boşluğa batıp bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın buradaki başlangıç noktamızı hatırlayalım. Üçgenin içerisinde bir trabzan, bir de üç zincirle yukarı çıktığımız nokta vardı. Bunu birebir aynen tekrar etmiş oluyoruz. Trabzandan sonra tığımızın başına dolayarak bakın buradaki ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Ve tekrar 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şöyle baktığımız zaman bakın buradaki bir tane model eksilmiş oldu. Burada toplamda 14 tane model vardı. Baştaki ve sondaki birer tane eksildiği için 12'ye düşmüş oldu. Bakın burada sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12 modele düştü. Bu şekilde başta ve sonda modeller eksilerek son 2 tane model kalana kadar bu şekilde örüp devam edeceğiz. Şimdi bakın şu üçgen sırasını tekrar edeceğiz. 2 sırada bir eksiltme kendini tekrar ediyor. Bu birinci sıra, bu da ikinci sıra. Şimdi bir kez daha gösterelim. 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi tersten örerek devam edeceğiz. 3 zincirden sonra tığımızın başına doluyoruz. Bakın buradaki trabzanlar hiç dokunmadan direkt 3 zincirden sonra ilk gelen modelin buradaki bir zincirlik boşluğuna batıp ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Burada bakın ilk modeli üçgenimizi ördükten sonra şimdi tersten çalıştığımız için arkadan batacağız trabzanlarımızı, doluyoruz. Modelimizi üçgenimizin içerisinde ikili trabzanın olduğu noktayı arkadan batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. Yani ilk sırayı burada tekrar etmiş oluyoruz. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Sonra diğer trabzana tekrar arkadan batarak üçlü trabzan örüyoruz. Ters sırasında arkadan batarak örüyoruz. Düz sırada önden batarak örüyoruz. Şimdi bakın üçgenimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Yani buradaki birinci sırayı aynen tekrar ediyoruz. Birinci sıradan sonra ikinci sıra kendini tekrar edecek. Bu iki sıra bu şekilde eksiltmeler yaparak
kendini tekrar ederek son 2 tane trabzan kalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Bu kısım eksilmiş olacak. Son 2 trabzan kalana kadar. Sonra diğer kısımda bakın burada çengelli iğnelerimizin olduğu noktalar duruyor. Burada nasıl başlangıç yapmışsak diğer tarafta da aynı başlangıcı yaparak buradaki eksiltmeleri son 2 tane kalana kadar devam ettireceğiz. Yine buradaki eksiltmeleri de son 2 tane modelimiz kalana kadar eksiltmeye devam edeceğiz. Sonrasında son 2 kalan modelimizi de yeteri kadar uzattıktan sonra kulplarımızı birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi biz burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi 2 parçayı da ayrı şekilde örüp tamamlayacağız. Sonra birleştirme kısmında hem sayıları paylaşacağız hem de birleştirmeyi sizlere tarif etmiş olacağız. Burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi eksiltmelerimizi yaparak kulpumuzu ikiye düşürene kadar, modelimizi ikiye düşürene kadar ördük. İkili sırayı toplamda 13 sıra örerek bakın kulpumuzu burada uzatmış olduk. Burada ipimizi yeteri kadar kestik. Sonra tekrar ipimizle aynı başlangıcı, bu parçaya nasıl başlamışsak bu parçaya da aynı şekilde başlangıcımızı yaparak, tersten başlayarak buraya nasıl başlamışsak o şekilde başlayarak modelimizi ikiye düşürene kadar devam ediyoruz. Ve burada bakın nasıl devam edeceğiz hemen sizlere tarif edelim. Bakın bir alt sırada üçgenlerle eksiltmelerimizi yaptık. Burada 3 zincir trabzan 2 modelimiz var. Hemen şu bitişi gösterelim. Üçgenin bir zincirlik boşluğuna batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Nasıl başlamışsak her sırada o şekilde bitiriyoruz ve iki sırada bir model kendini başta ve sonda tekrar ediyor demiştik. Şimdi burada 3. zincirin içerisine batıyoruz. Trabzandan sonra ikili trabzan örüyoruz. Bakın 2 trabzanla bitişimizi yaptık. Diğer sıralarda olduğu gibi. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Yani içten örmeye devam edeceğiz. 3 zincirden sonra bundan sonra bakın 2 modeli eksiltmeden devam ettireceğimiz için 3 zincir burada kalıyor. Tığımızın başına dolayarak modelimize bakın model örerek devam ediyoruz. İkili trabzanı tersten arkadan batarak üçlü trabzan, bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir ikili trabzan, diğer trabzana da arkadan batarak üçlü trabzan örerek bakın 3 zincirden sonra gelen modelimize model örerek şöyle gösterelim. Örgümüzü tamamladık. Doluyoruz. Herhangi bir şey yapmadan diğer modele geçip yine modelimize model örerek bir üst sırayı tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Modelimizi aynen ördük. Şimdi bakın iki modeli ördük. Burada bitiş yapmamız lazım. Bir trabzan bir de 3 zincirlik boşluk noktası var. Bu trabzana bakın bitiş sırasında olduğu gibi dokunmuyoruz. 3. zincire batıp bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bundan sonra trabzan 3 zincir şeklinde model kendini tekrar edecek. Bir tersten bir düzden. 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü tekrar çeviriyoruz. Doladık. Şimdi bakın düz kısımdayız ve ikili trabzan noktasını önden batarak üçlü trabzan noktamızı örerek hemen gelen ilk modeli örüyoruz. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan, bir zincir ikili trabzan, bir sonraki trabzanı önden batarak üçlü trabzan noktamızı örüyoruz. Bundan sonra bitişte trabzan başlangıçta 3 zincir olacak şekilde bu sıra hep kendini bu şekilde tekrar ederek ikili model sıramızı yani şu sırayı 13 sıra olacak şekilde devam edeceğiz. Sizler kulpunuzu daha uzun ya da daha kısa yapmak isterseniz bu sayıları değiştirebilirsiniz. Sıra sonundayız ve buradaki 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzan örerek sıramızı düzden bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip yine örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi tersten modelimizi örmeye devam ediyoruz. Yine modeli aynen devam ettirerek bakın burada olduğu gibi hemen gösterelim. 13 sıra olacak şekilde bu ikili modelimizi yeteri kadar uzatıyoruz. Şimdi burada 13 sıra ördüm. Karşı tarafta da aynı şekilde eşit olacak şekilde 13 sıra örüp bu iki ucu artık birleştirmeye geçiyoruz. Diğer kulpumuzda 13 sıra olacak şekilde ikili olan model sıramız 13 sıra olacak şekilde tamamladık. Şimdi artık karşı parçayla birleştirmeye geçeceğiz. Burada hatırlayalım, bir zincir çekmiştik. Buradaki son trabzanı ördükten sonra ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden bakın bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi bu parçaları ters kısma çeviriyoruz. Bakın şu şekilde ters bakacak şekilde çeviriyorum. İlmeğim burada. Şimdi bu tığ yardımıyla dikeceğim. İsterseniz sizler dikiş iğnesi yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buradaki son ilmeğe de battıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bakın ilmeğin dıştaki duran tek kanadına batıyorum. Buradaki ilmeğin de tek kanadına batıp ilmek çıkarıp
diğer ilmekten kaydırıyorum. Şu noktayı da sıkılayalım. Buradaki parçanın arka tek kanadı, diğer parçanın ön kanadı, bakın bu şekilde batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Sizler isterseniz dikiş iğnesiyle de bu dikişi yapabilirsiniz. Şimdi diktiğimiz noktayı da hemen sizlerle paylaşalım. Bakın bu şekilde dikişimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde görünecek. Şimdi burada son noktaya kadar gelip bitişi hızlı bir şekilde yapalım. Bir zincir çekiyoruz ve ipi burada kesip ilmeğimizden çıkartıyoruz. Burada zincir çekerek bıraktığımız ilmeğimiz vardı. Şimdi bu ilmekleri uygun boşluklardan geçirerek gizleme yapıyoruz. Ara noktalardan geçireceğiz. Diğer ipin ucunu da aynı şekilde ara kısımlardan geçirerek gizleyeceğiz. Bu ipleri de fazla kalanlarını da kesip çıkartacağız. Dikişi bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi artık çantamızın son halini birlikte görmeye geçebiliriz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çantamızın eni 37 santim, boyu da 58 santim oldu. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.